Hepinize videom hoş geldiniz, ben Enes ve bugün Roger Craft Faction sunucusunu tanıtacağım. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın, hemen videomuza geçelim. Evet, sunucuda klan sistemi var, tabii ki de Faction'larda olmazsa olmaz. Klan yardım komutu, tabii büyük harflerle yazmıyoruz arkadaşlar, küçük harflerle yazıyoruz. Görüyorsunuz sohbete bir sürü şey yazdı, şunu biraz büyütmek istiyorum ben. Bunu yukarı alamıyor muyuz arkadaşlar ya? Şu cam barını kapatıyor diyor, ben bunu küçültüyorum ama bazen büyütmek gerekiyor, bilen varsa yazsın yorumlara. Evet, klan kur deyip klanınızı kurabilirsiniz. Burada tek tek klan yardım komutlarına erişebilirsiniz. Toplam 3 sayfa var arkadaşlar. Bunları tek tek gelip bakabilirsiniz. Eğer ilk defa Faction oynayacaksanız ya da bilmediğiniz bir komut varsa. Evet, kazı kazan sistemi var arkadaşlar. Şöyle günlük ödülden alınıyormuş. Sağ olsun kurucu bana bir tane not defteri attı. Oradan bakıyorum arkadaşlar bu arada. Alıyorum şöyle. 2 tane kazı kazan verdi gördüğünüz gibi. Toplam 10 kere bu ödülü alabiliyorsunuz. Sanırsam her gün alınıyor. Tabii günlük ödül olduğu için arkadaşlar mantıken her gün alınıyor. Neyse. Açıyorum. Şimdi buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Shift'e basıyoruz ve kazmaya başlıyoruz. Ben tam mantığını anlamıyorum. Bomba olunca, orada hediye kutusu olunca ne oluyor ben tam olarak bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur arkadaşlar. O yüzden ben bilmesem de şöyle her yerini temizliyorum. Ve 24 tane TNT kazandım. Güzel arkadaşlar. Sunucu şu anda 0 onlar. Bir tek ben varım sunucuda. Kurucu bile gelmedi de ne, siz gelin oynayın tamam mı bu sunucuda. Güzel Faction sunucusu, hepinizi bekliyorum. İkinciyi açıyorum. Bomba, hediye, bomba, hediye. Acaba ne kadar hediye çıkarsa o kadar hediye mi veriyor? Ben tam olarak mantığını bilmiyorum. Şöyle açıyoruz. 16 tane kızıl taş blok kazandım. Görüyorsunuz arkadaşlar, her gün gelip günlük ödülden kazı kazan kazanabilirsiniz. Evet, darphane varmış arkadaşlar. Para makineleri falan satılıyormuş, bakalım bir warp darphaneye bir gidelim. Gidiyorum. Evet, geldik. Spawn'da bir yer büyük ihtimalle. Aynen şurası spawn oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan alabilirsiniz. Benim param var sağ olsun, kurucu bana bayağı para verdi. Kömür para basıncı var, demir var, elmas var. Ben zümrüt alacağım arkadaşlar. Bunu arsamıza veya ormanlık claim'imize koyabiliyormuşuz arkadaşlar. Evet, 11 adet oyun içi para ile atlanabilen rütbe varmış. Her rütbenin de kendi ham maddesi varmış arkadaşlar. Evcil hayvan alabiliyormuşuz. Hayvan market, hemen bakalım. Hayvan market yazalım. Hayvan market doğru aslında. Dur, slash hayvan yazsak sadece. Menüsü geldi ama hayvan market bilmiyorum çalışmıyor. Sanırsam o yanlış yazılmış bana. Evet, burada hayvan nereden alabiliyoruz ki? Hayvan hakkında ben bir hayvan bilgi yazacağım. Sanırsam birleşik yazılıyor bunlar. Hayvan marketi birleşik yazsak peki? Evet, birleşik yazılıyormuş arkadaşlar. Hayvan market birleşik yazılıyormuş, onu da söylemiş olayım. Bebek hayvan, normal hayvan satın alabiliyorsunuz. Bunlar sanırsam sizi koruyor arkadaşlar. Zombi köylüden tutun Blaze'e kadar hayvan satın alabiliyorsunuz. Ben mesela atıyorum, yara salmak istiyorum. Bu bana acaba nasıl bir etki sağlayacak bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bununla deneyemeyiz büyük ihtimalle. Evet, hayvanı doyurabiliyoruz. Yara set tıklıyorum. Hayvan sil, hayvan çağır. Hadi bakayım, yarasam geldi arkadaşlar. Abi çok iyi. Yarasa var. Sunucuda yarasa var arkadaşlar. Gelin oynayın ya. Vallahi mükemmel bir sunucu. Detaylar açıklamada var. Gelip siz de oynayabilirsiniz. Aa bak, vurunca böyle kan efekti falan çıkıyor. Umarım canı gitmiyordur bilmiyorum, emin değilim. Bakayım ben mi gitsem peşimden gelecek mi? Bak geliyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Abi çok güzel ya, bundan sonra yarasam var arkadaşlar. O zaman videonun şifresi yarası olsun. Yarası yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Bu arada bu Minecraft'taki yarasaya pek benzemiyor arkadaşlar. Sanırsam bunu sonradan kendileri yapmış ya. Yarasa böyle değil diye biliyorum ben Minecraft'ta. Evet, slash değişik bilgi komutuyla arkadaşlar. Değişik bilgi ayrı mı yazılıyor? Aynen ayrı yazılıyor. Her gün farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Mesela bana ne verdi şu anda değişik bilgi olarak? Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Değişik. Bir tane daha yazsam. Her gün bir tane veriyor arkadaşlar büyük ihtimalle bunda. Her gün değişik bilgi öğrenebilirsiniz. Sanal sandıkları şöyle sandık yazsak. Sandık 1 yazsak, görüyorsunuz arkadaşlar. Peki sandık 2 var mı? O da var. Sandık 3 var. Sandık 10. O da var. Dur, sandık 100. Sandık 100 de var. Bu ne oğlum? Arkadaşlar sınırsız sandığım varmış benim. Sandık yükselt komutuyla şöyle sandıkları yükseltebiliyoruz. Acaba nasıl yükseltiyoruz mesela? Büyüklüğü 1. Tamam, sandık büyüklüğü 2 diyor. 2 alsam ne oluyor? Alınmış zaten hepsi. Tamam, ben de arkadaşlar şu an hepsi alınmış bunların. Ne alaka bilmiyorum. Ben almadım ama.
Sen param var diye otomatik mi almış arkadaşlar, bilmiyorum ya. Vergi mi kesiyorsun abi? Nereye kadar var acaba? Bak, buraya kadar var arkadaşlar. Vallahi sınırsız sandım var diyebilirim ya. Evet, slash XP para ile XP'nizi paraya dönüştürebiliyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle 100 seviyeye kadar dönüştürebiliyorsunuz. Slash XP market var arkadaşlar, oraya da bakalım. Şu an bir tane sandık varmış, eklenecekmiş birkaç güne. 5 tane falan değil mi? Aynen. 5 tane kasa eklenecekmiş arkadaşlar birkaç güne. Tecrübe puanı sandığı buradan işte item falan veriyor büyük ihtimalle. Gelip açabilirsiniz. Evet, Warp'la Pis'e gidiyorum arkadaşlar artık. Görüyorsunuz efektler vesaire. Mükemmel bir sunucuya gelin oynayın arkadaşlar. Şimdi benim kazmam var. Kazalım bakalım. Evet, bunu kazarken lapis parçası düşüyormuş. Lapis kasası komutu ile 20 tane parça lapis kasası alabiliyormuşuz. Ben de şu an hiç düştüm. Evet, bir tane düştü. Toplam 20 tane olduğu zaman lapis kasası alabiliyoruz. O da nerede? Nerede acaba lapis kasası? Büyük ihtimal kasalardadır. Yerde burada oluyor ama büyük ihtimal kasalarda. Evet, VIP'ler süs komutu ile efekt alabiliyor arkadaşlar. Şöyle VIP bilgi yapalım bakalım. VIP'ler kaç paraymış gelip VIP yazsak. Evet, VIP menüsü buradan açabiliyoruz. Görüyorsunuz tek tek bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. VIP 7 TL'ymiş abi. Bayağı ucuz. Mega VIP 15 lira, 30 lira ve son olarak 40 liraya VIP alabilirsiniz. Bunlar da süs efekti varmış. Onları kullanabilirler VIP'ler. Evet, sunucuda çıktığınızda en son neredeyseniz tekrar girdiğinizde aynı yerde doğuyormuşuz arkadaşlar. Öyle bir şey varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, slash büyü ile büyü basabiliyoruz ama şu an benim zaten her şeyim büyülü. Kılıcağı görüyorsunuz. Her şeyi basabiliyoruz. Elimde kılıç tuttum arkadaşlar. Kılıca şöyle ateş basıyorum ve gördüğünüz gibi artık ateş büyüsü oldu. Bu da güzel bir özellik olmuş. Slash tamir ile de bunu tamir edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle onayla diyorum ve tamir oldu. Zaten tamirliydi, o yüzden sıkıntı yok. Slash oyna ile mini games varmış arkadaşlar sunucuda. Abi mükemmel ya. Gelip bunları oynayabilirsiniz. Köstebek oynamak istiyorum ben. Vur. Oha. Oha, bu neymiş arkadaşlar? Lan vuramıyorum. Yok ki. Ha, geldi, tamam. Ha, buna bastığım zaman mı oluyor, anlamadım ki arkadaşlar, tam anlayamadım ya. Bunlara vuruyoruz mu vurmuyoruz mu? Sanırsam o şey oluyor. Neyse arkadaşlar, ben tam mantığını anlamadım ya. Bir tane daha oyunu oynayacağım. Sudoku var, 3 taş var, görüyorsunuz. Masa tenisi var abi. Masa tenisi var. Nasıl aşağı götürüyoruz? Hop, hadi bakayım. Ama karşıdaki oynamıyor arkadaşlar, nedense bilmiyorum. Şöyle. Ha, ben hangisiyim acaba? Yo, ben sağdakiyim. Yo, ben sağdaki değilim. Nasıl oynatıyor? Aa, aşağı yukarıymış lan. Aşağı yukarı yapıyormuşuz arkadaşlar. WS yapıyoruz. Abi mükemmel bir oyun ya. Vallahi mükemmel yapmışlar ya. Minecraft'ta masa tenisi oynuyoruz şu anda. Biraz tabii mantığını anlamam zor oldu ama sıkıntı yok. Büyük baba tam buraya gelecek arkadaşlar. Abi biliyorum bu oyunu ya. Vallahi biliyorum. Karşına robot var. Acaba Minecraft'ta bu botu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Abi Minecraft'ta bilgisayar bile çalıştırıyorlar, öyle söyleyeyim size. Yani bayağı değişik bir oyun Minecraft. Direkt bana gelecek çarpmadan, çarptı. Gene bak buraya geldik. Aa, ne yaptı lan? Oha, bug'a girdi arkadaşlar. Bug'a girdi az önce. Vallahi bug'a soktuk ama keşke daha küçük olsaydı ya da zaman geçtikçe küçülse falan güzel olabilirmiş. Sanırsam sonsuza kadar bu oyun devam ediyor. Ben ufaktan bitireyim, şöyle bir kere daha vurayım. Güzel oyun. Nasıl bırakıyoruz oyunu bu arada? Ana, dur lan. Spam yazsak. Hadi bakayım, gitti, tamam. Yo, gitmemiş. Bitti. Bot 10, ben 4. Büyük ihtimalle 10 olunca bitiyor arkadaşlar. Tam da emin değilim. Evet, sohbette oyuncunun ismine fareyi götürdüğümüz zaman kişinin istatistiklerini görebiliyormuşuz. Mesela ASD yazdım arkadaşlar. Görüyorsunuz pingim 219'muş. Kırdığım blok sayısı 57'ymiş. Oyuna kaldığım saat 0 saatmiş. Ölme öldürme 0. Abi gerçekten sunucu bayağı detaylı. Evet, sunucuda parkur varmış. Hemen oraya da gidelim. Zaten biliyoruz arkadaşlar bu parkur yürüdükçe oluşuyor. Buraya oluşmuş. Güzel, gelip burada parkur oynayabilirsiniz. Siz de bu zevki yaşayabilirsiniz. Bu zamana zorlaşacak bu arada arkadaşlar. Şu bak, şu an yavaş yavaş zorlaşıyor. Bir hayli kolay. Neyse arkadaşlar, bu böyle gidiyor. Düştüğünüz zaman da bitiyor. Onu da söylemiş olayım. Evet, slash yetenek komutu ile şöyle yeteneklerimizi güçlendirebiliyoruz. Görüyorsunuz deneyim ilerlemesi L10'muş benim.
Yetenek puanım 0. Yetenekliği sıfırlayabiliyoruz. Gücü %108'e yükseltebiliyoruz. Kritik vuruş %50'den 155'e kadar. Toplam kaç kere? 10 kere yükseltilebiliyor acaba? Onuncu da 200 falan oluyordur büyük ihtimalle. Zırhları yükseltebiliyoruz. Okçuluğu, ok vuruşu hasarınızı arttırıyormuş arkadaşlar. Sağlığımızı arttırabiliyoruz. Mükemmel arkadaşlar, yetenekleri yükseltebilirsiniz. Evet, XP karşılığı bu arada yetenek puanı alınıyormuş, onu da söylemiş olayım. Evet, warp sezon varmış arkadaşlar. Bakalım bu ne oluyor? Warp sezon diye bir komut varmış. Evet, birinci ona 20 kredi site üzerinden kredi veriliyormuş. Site üzerinden de bu arada bunlar takip edilebiliyormuş, onu da söyleyeyim. Sitenin ilk açıklama da var. Siz de siteye gidip kayıt olabilirsiniz. Bu arada turuncu ilk başta kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim girmek için. Standing açıklamada var zaten. Mob arena var arkadaşlar. Gidelim oraya da. Evet, mob arena geldi. Kılıcım var, setim var. Herhalde ölmem de. Mob yok. Bak orada bir tane spawner var. Oraya nasıl gideriz? Şöyle gideriz. Aha geldi, örümcek geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz tabii benim alevden çehrem var. Spawner nerede? Buradaydı, burada. Kırsam nasıl olur? Kırdım. Bende op mu var acaba? Slash. GM1. Evet arkadaşlar, bende ok varmış ve ben önce spawner'ı kırdım. Kuru çubuğunu geri koy. GM0 arkadaşlar, ben kırsam nasıl olur diye bir baktım ama op varmış. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle ben bir warp ormana gideceğim, bakalım orman açık mı? Oraya da bir bakmış olalım. Görüyorsunuz orman bu şekilde açılmış. Açık değil mi? Nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? VIP. Rastgele ışından. Gittim arkadaşlar, görüyorsunuz random TP bile var sunucuda. Güzel gelip oynayabilirsiniz. Biz şu an kaçtayız peki? Spawn'a yakın bir yerdeyiz. 2500'de 2500'de bir yerdeyiz. Şöyle bir de son olarak warp arena gitmek istiyorum arkadaşlar. Evet, arenada geldik, görüyorsunuz böyle bir arenası var. Evolve'ı çalmadık. Evet, gelip sunucuda oynayabilirsiniz. O zaman ben ufaktan videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, hadi bakalım.